Sosyal medya üzerinden harekete geçen dolandırıcılar bu kez de dikkat çekmek için Selçuk Bayraktar'ı kullandı. Videonun altındaki bağlantıdan kaydolun ve bir uzmanın aramasını bekleyin. Facebook'ta gezerken Selçuk Bayraktar'ın reklamını gördüm. Baykar, ondan sonra Aselsan grubunun yatırımcısı olarak bir linki tıkladım. Videonun altındaki bağlantıdan kaydolun ve bir uzmanın aramasını bekleyin. Başardık. Evet, sanki sosyal medyada bunu dinleyenler Selçuk Bayraktar konuşuyor zannedebilirler. Fakat işin iç yüzü hiç de öyle değil. Yapay zeka ile Selçuk Bayraktar'ın sesini taklit ediyorlar ve dolandırıcılar da böylelikle yeni bir formül bulmuş oldular. Naci Soysal da videonun altındaki linke bastı. Ne yaşandıysa işte o andan sonra yaşandı. Ondan sonra linki tıkladıktan sonra yarım saat sonra bir numara arayıp beni Baykar şirketinde hisse almak istiyor musun? İlk önce 8 bin lira yatıracaksın dediler. 8 bin lira yatırdıktan sonra linki gönderdiler bana. Dolandırıcıların bir sonraki adımı ise Naci Soysal'ın nakit parası olmadığı için bankadan kredi çektirmekti. 450 bin liralık bir kredi çekti Naci Soysal ve dolandırıcıların hesabına yatırdı. O parayla ise hisse alınacaktı. Fakat bırakın hisse almayı, dolandırıcıların telefonuna o andan itibaren bir daha ulaşılamadı. Yapay zeka üzerinden yapılan kurgu videoda sanki Selçuk Bayraktar yüksek kar vaadiyle hisse almaya davet ediyor. Emekli Naci Soysal ise kredi çekerek o hisselerden alacağına inandırıldı. Engin Bey benden kredi çekmemi istedi. Bana krediyi çektirdi. 300 bin lira ayrıyetten de 180-190 bin lira daha çektirdi. Yani toplamında 420-430 bin lira kadar para çektirdi bana. Bu şekilde oldu. Ondan sonra tekrar arıyor beni. 97 bin bilmem kaç para daha çektirmen gerekiyor. Bu devlet katkısı %10. Naci Soysal elinde yazışmaların olduğu görsel ve banka dekontlarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bütün her şeyin ekran görüntüsünü aldım ben. İlk önce bununla başlıyorum. Ondan sonra yine aynı şekil. Engin Bayraktar. Bu Engin sahte bir Bayraktar. Emekli olan Soysal, bankadan çektiği 450 bin TL'lik kredinin ödemesinin geldiği fakat ödemeye gücünün olmadığı için kara kara düşünüyor. Şu anda çekilen kredilerin ödemesi yapılması gerekiyor. Ama ödeyecek herhangi bir durumum yok. Herhangi bir gelirim yok. Sadece emekliyim.